Sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Uçakla başladığımıza göre transferle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de sakatların son durumu bana en çok bu soru diyor. Sakatların durumu belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki son durum. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanla Fenerbahçe-Twente maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ee, Sakatlıkları bulunan Alexander Ciko 1, Mert Hakan Yandaş 2, İsmail Yüksek 3 antrenmanı, dinlenme antrenmanı yaptılar dün. Bugün takımla çalışmalarını bekliyoruz. E, bugün artık takımla çalışacaklar. Yani bir sıkıntı kalmadı. Ayrıca Samet Akaydın'ın topla çalışmalara dün başladığını belirtelim. Yani topla çalışmalara başladıysa sakatlık tamamen atlatılmıştır. Bu da güzel. O da yine aynı şekilde bugün e, katılacak. Miha Zayt, Luan Perez bireysel çalışmaları sürdürüyorlar. Yani bireysel bireysel takılsınlar bakalım. İlk maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu 2 hafta sonra çalışmalara başlayacak diyor. Zaten bir haftası geçti gibi bir durum var. Bir hafta sonra da zaten diğer e, hafta sonundan sonra zaten milli yara var. Orada da sıkıntımız yok. Emre Moruz'un zamandır sakatlığı vardı. Ayağındaki alçı çıktı. 10 gün sonra saha çalışmalarında yer alacak deniliyor. O da zaten milli maç arasında arayacağı için açıkçası Fenerbahçe'de hemen hemen sakat kalmadı. Lincoln'un 2'yi saymıyorum. onun durumu zaten uzun bir süreç olduğu için onu dahil etmiyorum arkadaşlar. Uzundan kısası sakatlar iyileşti gibi bir durum var. Fenerbahçe'de 6 nolu operasyon. Galatasaray'a mı operasyon düzenliyoruz? Yok ha şey. Orta saha transferinde yer alan 3 yıldız için girişimlere devam ediyor. Hedef 2 Eylül'e kadar 3 oyuncudan birinin renklerine bağlamak. Orta saha Fred geldi. Memnun olmayan var mı arkadaşlar? Gerçekten yorumlarda merak ediyorum. Bir de şunu merak ediyorum. Hayatınızda tanıdığınız en koyu Fenerbahçeli yoruma yazar mısınız? Kanala abone değilse deyin ki yani yoruma yazın. Benim hayatımda tanıdığım en büyük Fenerbahçeli budur deyin. Linkini atın bu videonun. Deyin ki bak senden bahsettim. Deyin. Hayatınızda tanıdığınız en büyük Fenerbahçeli herkese buradan selamlar olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Varsa dertleri derman versin. Varsa borçları ödeme imkanı sağlasın. Borçlarından kurtulmayı nasip etsin. Varsa muratları Rabbim muratlarını versin. Çünkü sizler için önemli olan kişi benim için de önemlidir. Dünyadaki bütün Fenerbahçelilere buradan selamlarımı iletiyorum. Dünyanın neresinden izliyorsanız arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe iyi bir altı numara transfer etmek istiyor. Şimdi çok isim var. Mesela Guido Rodriguez Fenerbahçe Lyon'la mücadele ediyor diye. Daha önce size belirttim. Lyon 15 vermiyor. 12'ye bırakırız diyor kulübü. Menajeri de bize aynı şeyi söylüyor. 12 milyon euroya bıraktırırım diyor. Bizim ilgilendiğimiz isim başka ama hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi top kapma canavarı bu arkadaş ama bakalım ne olacak. Kurun için askıya alınacak diyor. Kurun için iptalini ben size defalarca söyledim. Milan teknik direktörü de söyledi. Daha ne olacak bilmiyorum. Parti. En fazla tartışmak konusu olan kişi bu partinin maaşı cep yakıyor. Niye en fazla konuşulan bu? Çünkü hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a yazıyorlar. Ulan hangisine gidecek? Arsenal'in formasını giyiyor Thomas Partey. Takımdan ayrılma ihtimali var. Bak yok değil var. Ancak fakat lakin ama çünkü. 2020 yılında Atletico'dan 50 milyon euro karşılığında transfer edildi. Birçok talibi var. 30 yaşındaki oyuncu 10 milyon euroyu geçen senelik maaşı cep yakıyor. Fenerbahçe cephesi oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmede Maaşında indirim talep etmiş parti bu konuda kolaylık sağlarsa girişimlerin başlaması bekleniliyor demiş ee, valla açıkçası bilmiyorum ya yani ne olacağını ben de çok bilmiyorum ha hocam senin gönlünden geçen isim kim benim gönlümden geçen isim gelmez benim gönlümden geçen isim gelecek olsa buralar yakılır kim hocam ya Rodrigo de Paul Hocam ya gelir gelir. Çok bekle. Ya oğlum zaten gelmez diyorum ben. 40 milyon euro piyasa değeri var. E, Atletico Madrid oyuncusu 225 dakika süre almış. 7-0 maç kazandılar. 2 asist birden yaptı. Yani 225 dakika oynayıp 2 asist birden yaptı. Keşke Atletico Madrid Crespo'yu yine eskisi gibi isteseydi. Crespo'yu oraya verseydik. Üste para verip almaya çalışsaydık Keşke. E, olmadı ya. Yani olmaz. Rodrigo de Paulo çok soruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekleşmesi imkansız bir rüya. Ya keşke gerçekleşse. Sırf bu transfer gerçekleşirse canlı yayın açarım. Yani <laughs> millet bir sürü üyelik hediye eder. Öyle bir transfer. Kandırmayın Fenerbahçelileri. Rodrigo de Paul falan gelmez dese. Keşke Fatih Altaylı da gelse. Fenerbahçe'den kanat hamlesi. Krepin Diatta. Wait. Ne biçim bir tiyatro bu? Sağ kanada kaliteli bir isim arayan Fenerbahçe aldığı alan Cengiz Ünder'i. Monaco'nun Senegal'li yıldızı Diatta'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. Bak haberin palavralık seviyesi. 33 kez Senegal milli, Senegal milli takım forması giyen Krepin Diatta için satın alma opsiyonu kiralık formülü de masada. Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler orta saha transferine çevrildi. Sarlı Hacivertler'in gündemine gelen son ise Monaco'nun Senegal'li sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta oldu. Diyatta transferine teknik direktör İsmail Kartal da onay verdiği gelen haberler arasında yok diyecek bir de. Yönetim harekete geçti. Diyatta sağ kanat dışında sol kanat ve santrafor mevkilerinde de forma giyebiliyor. 3 mevkide birden oynayabilmesi Senegal'li oyuncunun tercih edilme sebeplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vay yavrum vay biz oyuncuyu almışız. 3 kanatta falan 3 yerde falan oynayabiliyormuş. O da dikkat çekiyormuş. Lan bayağı çalışkanmışız. 24 yaşında 1.75 boyunda genç yaşına rağmen Senegal milli takım formasını 33 kez giyen tecrübeli bir isim. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Monako'ya sözleşmesi 2025 yılın Haziran'da sona erecek. Satın alma opsiyonu, kiralama seçeneği masada. Monaco kulübü de 1-2 gün içinde resmi temasın başlayabileceğini ifade etmiş. 2020 yılında piyasa değeri 20 milyon euroydu. Şimdi haber Palavra'da şeye bakacağım. Oyuncu hiç maç oynamış mı bu sezon? Herhalde hiç oynamamıştır. 31 dakika oynamış 3 maçta. Demek ki tercih edilmiyor. 16.70 almışlar kulüp görüşlen. Ee, böyle bir durum. Fırsat transferi olarak muhtemelen fırsat transferi diye yazdılar ama sanmıyorum. İsmail Kartal forması forma senin diye demiş. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğunda görev vereceği Hollandalı sol bek Jayden diye sana güvenim tam demiş. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ee, Bazen edeceğiniz duada da beddua da gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, hani edeceğiniz dua ya da beddua farklı bir şekilde dua hükmüne geçebiliyor. Ki bir nevi benimki geçti. Ben dedim ki dört maç dedim şu Osterwold'a arka arkaya oynasa dedim. hepiniz aşık olacaksınız, hayran olacaksınız. Ulan ne topçumuz var diyeceksiniz dedim. Verdi kadı sakatlandı. O yüzden ben dikkat edeyim. Şimdi sol kalça kasında ikinci derece yırtık. Bir ay sahalarda yok. Bir ayda 7 ay. Twente ile Ankara gücü maçlarını oynayamayacak. Bilginiz olsun. Yani Ferdi ikisi iki maçta da yok. Sonra milli ara var. Orada da dönüşü var arkadaşlar. Yani o kadar güzel denk geldi ki. Bak Fenerbahçe'nin şu ertelenen maç. Birçok tarafta diyordu diyorduk. hocam Galatasaray'ın işine geldi. Şu an bizim işimize geldi. Harbi söylüyorum bizim işimize geldi. Şimdi Hollandalı oyuncuyla Fener, e, 22 yaşındaki Hollandalı oyuncuya demiş ki sen 90 dakika sahada savaşmanı mücadele etmeni istiyorum. Sana güvenim <laughs> tam demiş. İdmanlarda özel orta çalışması yapıyor. Bakın Osterwolden'in en önemli özelliğini söyleyeyim size. Bekletmeden orta. Bekletmeden orta arkadaşlar. Bekletmeden şut diye bir özellik vardı. Peste hatırlıyor musunuz? Burada da var. Bekletmeden orta. Yani topu sürerken baktı içeride birisi var. Direkt orta açabiliyor. Bizde ne yapıyorlar? Topu alırlar. Düzelttiler. Hasan Ali'den aklınıza gelsin alır, düzeltir, süsler fıf, fıf, falan bir sigara falan yakar, bekler, düşünür. Atımı oynayayım, film oynayayım der. Satranç hamlesini yapar. Orta açar, rakibe çarpar, taça çıkar. Osterwald'de de bu yok. Direkt orta açabiliyor. <laughs> yani Jesus'un offside off ofsayt taktiğini bozduğu gerekçesiyle oynatmamış arkadaşlar. Şimdi de hazır diyor. Ferdi'nin yokluğunu nasıl etkiler? Osterwold'e yerini durdurur mu? Ömer Ründül demiş ki Ferdi son derece istikrarlı performansı hiç düşmeyen fizik olarak ligimizin üstünde bir oyuncu. Bu özellikle tabii ki Fenerbahçe için büyük kayıp olduğu gibi aynı zamanda Eylül ayında maç oynayacak olan milli takımımız için de önemli bir eksik oynayacak olacak. Osterwold'e geçen sezon <laughs> çok az görev yaptığı için hakkında fikir edinilmemişti. Hatta bu transfer niye yapıldı diye ciddi eleştiriler oldu ama bu sezon görev yapmaya başladıktan sonra performansı oldukça iyi. Tabii ki Ferdi ile mukayese etmiyorum ama onun da Fenerbahçe'de görevini en iyi şekilde yapacağını tahmin ediyorum demiş. Ben de aynı şekilde. Emre Mor. Çubuklu ile yapacaklarım var demiş. Sakatlandı. Formasından uzak kaldı. Transfer edildi. Başka yere gönderildi. Hani medya tarafından. Ama forma savaşına hazırmış. 2 hafta sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. Milli maç arasından sonra kaldığım yerden devam edeceğim. En faydalı dönemde sakatlanıp takımdan uzak kaldım. Ardından basın yayın organlarında benim adımı pek çok takımı bir araya getirdiler. Ancak ben çubuklu ile yapacaklarımı henüz tamamlamadım. Yeni transferlerle forma savaşına hazırım. Şimdi tek düşüncem bir an önce takımla birlikte çalışmalara katılmak demiş. Şimdi Fenerbahçe'de 6 gol 3 asisti var. 2025'te sözleşmesi sona eriyor. Geçmişte adından çok söz ettiren ve gelecekte de söz ettirecek bir isim. Emre'ye sahip çıkalım. Diğer futbolcularımıza sahip çıkalım. Yem etmeyelim futbolcularımızı. Anlatabiliyor muyum? Yem etmeyelim. Yani yem etmeyelim futbolcularımızı. Afyon'da yaşlı bir çift Atatürk'ün Koca anıtının eskimiş ve silinmiş harfleri üzerine yeniden boyayarak yenileri demişler. Ee, aslında bizim ülkemizin insanı çok güzel ya. Gerçekten. Bizi bize bıraksalar çok güzel ama e, bizi bize bırakmıyorlar arkadaşlar. Şimdi neyse. Son günlerde de şeyi duydum. Suri Pakiler, Afgan abiler diye. O şarkıyı dinleyin. İnternette çok hoşuma gitti. <laughs> size de tavsiye ederim. Fenerbahçe'de Livakovic fark yaratıyor diye bir haber var. Yaratmak Allah'a mahsustur. Ben, bu kelimeyi ben olabildiğince hayatımda kullanmamaya çalışırım. Size de tavsiye ederim. Yani tavsiyene ihtiyacım yok. Derseniz de canınız sağ olsun. Şimdi uzun süredir transfer etmek istedi. Sonunda başardı. Altay'ın vedası için katılması Samandıra'yı aslında şenlendirdi. Arkadaşlarla tanıştı, mesaiye başladı. Ben hazırım imajı verdim. Hırvatistan Ligi'nde Avrupa ön eleme turlarında takımı Dinamo Zagreb'i yalnız bırakmayan oyuncu başkası başkanının gitmesini istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin ısrarı ve verdiği sözü tutmasıyla Fenerbahçe'ye geldi. 9 Ocak 95 doğumlu Hırvatistan'da dünyaya geldi. NK Zagreb'de başladı falan filan. Arkadaşlar aradaki fark ne olacak? Bu olacak. Bu arada Fenerbahçe U17 takımımızda forma giyen Asaf Akın Sert Kasımpaşa'ya transfer olmuş. Bilginiz olsun. Bu transfer duyumunu da bu transfer gelişmesinde vereyim. Şimdi bu videoyu kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. Aslında özetlemesem de olur. Sakatların son durumunu konuştuk. Öyle değil mi? 6 numara operasyonunu konuştuk. Rodrigo de Paul benim en istediğim isimlerden bir tanesi. Hani Keşke olsa dediğim isim. Hatta şunu söyleyeyim. Rodrigo de Paul Fenerbahçe'ye gelse. Hani gelmez de. Gelse bir yetim sevindirir misiniz? Ya da bir çocuk sevindirir misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben hani bu tip işlerde en azından hayra kullanmayı daha çok severim. Bak iddia, kumar falan filan değil. Sadece hayır için soruyorum. Hani gelse bir yetim sevindirir misiniz? Sevindirirseniz ne güzel size. Ee, krep indi, hatta benim hiçbir bilgim yok. Thomas Parti yıllık ücreti yüksek ama 10 milyon euronun %40'ı vergilere gittiği için 6 milyon euro civarında bir para alıyordu. Yaşı daha gençti. Şimdi artık 30 yaşında. Fenerbahçe'ye gelirse eğer 4,5 milyon euroya döşey 4.2'ye talim edecek. Çünkü en yüksek maaş baremi bu. Artı maç başılar. Bu iyi 12 milyon euroya istesek alırız. Ama yok. Bu arada parti için de e, 12 milyon euroya kesin alınır diyordu ama öyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Radyo için beklemeyin. Osterwold diye ben çok güveniyorum. Lütfen siz de destek verin. Güvenin demiyorum destek verin. Alexander Ciko, Mert Hakan, Yandaş, İsmail, Yüksek bunlar takımla çalışmalara başlayacak. Samet Akaydın da keza. Miha Zayt ve Luan Perez de iyileşmek üzereler. Luan Perez'in şu transfer olayı keşke gerçek olsa. Verdiği söyledik. Emre Mor'u söyledik. Fred Livakovic olayını konuştuk. Livakovic Avrupa'da oynayamayacak listeye yazdıramadığımız için Feyenoord maçında ama Lig maçında, Ankara gücü maçında kalemizi koruyacak. Benim aktaracaklarım bu kadar. Asaf Akın sertinde yolu, bahtı açık olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.